Bu yıl başlangıçta biraz sıkıntılı başladı sezona ve bu Temmuz ayı itibariyle kırılmış oldu. Temmuz'dan itibaren Bodrum iç pazarı da desteklemesiyle itibaren bir düzelme başladı ve iyi gitti. Aslında tabii ki bir kriz gibi görünürken bu kriz biraz da tabii ki fırsata çevirerek iyi bir şekilde biz bunu yürüttüğümüzü düşünüyoruz turizm olarak, otelciler olarak. Gelen misafirlerimiz de zaten memnun olarak genel anlamda bir sıkıntı olmadan turizm sezonunu bu yılda 2024'te yaz sezonunu kapatmış olduk. Önümüzdeki tabii şu anda sonbahar itibariyle kışa doğru gidiyoruz ama tabii ki mevsimlerin değişmesiyle, havaların iyi olmasıyla beraber yine de tabii ki iç turizmde de özellikle hafta sonları Bodrum her zaman yıllardan beri tercih ediliyor ve bu devam edecektir. Dış pazarda da bu yıl özellikle zaten amacımız turizm olarak bir sezonu hep yüksek yani tutmak. Bu öncelikle zaten bir 5 aydı sonra 7 ay şimdi 8 ay. Yani aslında Bodrum'un tabii ki en önemli faktör 12 ay turizm. Tabii ki şu anda kademe kademe gitmiş oluyor. Özellikle işçiyat yasağı da bu yıl biliyorsunuz ki 1 Kasım ertelenmesi turizmcileri adına sevindirdi. Demek ki turizme Bodrum olarak bizim yerel yönetimler de artık hükümetimizde buna önem verdiğini gösteriyor. Biz bunu bu tarafta da biz bunu mutlu oluyoruz bu şekilde. Turizm sezonu, inşaat sezonu geç başlaması ve turizm sezonu uzaması demekte oluyor. Bu bir aynı zamanda da psikolojik bir algıdır zaten. Çünkü insanlar buraya ne yapmaya geliyor? Dinlenmek için geliyor. Deniz, kum, güneşin dışında. Tabii Bodrum'da biliyorsunuz ki deniz, kum, güneşin dışında kültür anlamda da çok önemli. O yüzden kışında şu anda mesela İngiltere'de özellikle kış döneminde de yine aynı şekilde uçuşlar devam edecek. İç pazarda da yine aynı şekilde hava yolları uçuşları devam edeceği için Bodrum'da da bu havaların ısınmasıyla birlikte insanlar kışında olsa denize de gidebilecek ve bir de bildiğiniz gibi bizim dünyanın en iyi harikası dediğimiz Sualtı Müzesi de var. Kalemiz de bildiğiniz gibi devam ediyor. Zeki Müren Müzemiz var. Antik Tiyatro. Yani kültürel anlamda da özet olarak yani değişik koylarımız da var. Bu şekilde de çok güzel vakit geçirebilecekleri Bodrum. Yani sonuç itibariyle sadece adı Bodrum. Çok güzel denizin kenarında bildiğiniz gibi yani bizim buranın tamamen yok olmuyor Bodrum'da. O yüzden de gelen misafirlerimize kış olarak da devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi tabii ki biz geçen seneyle birlikte %11-12 bir artışla başlamıştık. Ama tabii ki bu şu anda 2023'te 24 düşündüğümüz zaman yani hemen hemen birbirine yakın oldu. Ama sonuç itibariyle bir kayıp yaşamadık. Özellikle dış pazarda yaşamadık. İç pazarda da bir daralma oldu. Ama burada şu anda da devam edeceği için bu daralma tabii artık 2025'e gelecek yıla bakmış olacağız. Deniz ve havalimanındaki uçuşlarla beraber toplamda 1.100.000 turist ağırlamış olduk Bodrum'da. Bunlar tabii ki birinci pazar yıllardan beri İngiltere, birinci pazar geliyor. Bu sene Polonya çok iyi gidiyor. Yani daha önce Rusya'da ama Polonya bu sene çok iyi gidiyor. Polonya, Rusya, Almanya ve diğer ülkeler de beraber 1.100.000 kişi ağırladık. Ortalama tabii ki kalış süreleri genel anlamda 7 gün. İngiltere kalıyor. Evet, yıllardan beri bizim bu bölge İngiltere pazarı ve İngiltere pazarında zaten hiç kaybetmemiz lazım en iyi pazar. İlk fuar zaten İngiltere olmuş olacak. Bizim için çok önemli. Sonrası Hollanda, Almanya şeklinde öyle de devam etmiş olacak. Artık biz turizmci olarak 2025'e hazırlanmaya başladık. Hava yollarının verilerine göre iyi bir ortalama üzerindeyiz. Bununla birlikte kruvasyon turizmde de çok iyi gitti. Eksilme yok. Sadece var olan seferler devam etti. Açıklanan verilere göre bakıldığında 985.000 kişi üzerinde hava yoluyla yabancı bir turist geldi. İngiliz Hava Yolları 15 Kasım'a kadar uzattı. Diğer yandan da işte Bodrum'a Londra arasındaki direkt uçuş seferleri de başlandı. İrlanda'da da Bodrum'a uçuşları başlanacak. Bu kışında da önemli bir gelişmeydi. Ve sonuçta iyi bir çalışmayla bu kışında da yurt dışından direkt uçuşları da başlanacak. 1 Kasım'da söylendi. Bu da zaten bizim taleplerimiz bu yöndeydi. Umarım gelecek sene de aynı şekilde olacağını düşünüyoruz. Burada daha fazla bir yabancı turist gelmesiyle aslında onların çok iyi bir şekilde memnun etmemiz gerekiyor. İyi bir hizmet vermemiz gerekiyor. Şimdi fuar zamanı yurt dışında, yurt içinde de fuarlara da bayağı çalışacağız.
durmak yok. Burada da bu Bodrum'la ilgili iyi bir şekilde de temsil edeceğimize inanıyoruz.